Arkadaşlar merhaba. Tüplü şofbenimizle bir tüple evin bir odasını kaç saat ısıtacağız diye deneme yapmak istedik ama bir türlü işimiz rast gitmedi. Şimdi buradan çok çabuk ısınıyordu. Yani su çok yavaş akıyordu. Nedenini çözemedim. Şu elimde gördüğünüz boruyu görüyorsunuz. Patladı. Şu deliğin içerisinde içeriye girerken tam oradan patladı. Ben bunu kestim, orayı yeniledim. Motorumuz dönüşteydi. Yani peteklere gidip dolanırken, motor hemen şurada zaten, onu da size göstereceğim. Daha önce izlemeyen videoları arkadaşlar için. O motoru ben şimdi sıcak suyun gidişine, yani peteklere doğru gidişe attım. Tekrar denedim. Bu defa da yani burada biraz bekledim, bir 15-20 saniye falan bekledim. Baktım daha sıcaklığı göremedim. Acaba dedim herhalde devir daim yapıyor. Biraz geç ısınacak diye düşündüm. Ama halbuki içine su gitmemiş. Nasıl oldu anlamadım. Peteklerin havasını da almıştım. Gördüğünüz gibi yandı. Bakın kavruldu. Tabii herhalde içinde su yoktu ki burayı patlatmadı. Allah muhafaza. Şimdi böyle bir sıkıntı yaşadım. Yani motor aslında devir daim yapıyor. Şuraya bir vana attım. Burayı kestim, yeniledim, vana attım. Motor devir daim yapıyor mu diye. Devir daim de yapıyor motor. 3 kademeli motor var orada. Şimdi bunun patlamasının nedeni, ben motorla biraz oynadım orada. 1'e getirmişim yanlışlıkla. Zaten hani yavaş gittiği için 1'e de getirince burada bir patlama oldu. İkinci kazamız da yanıyordu. Ben hemen tüpü kapattım. Biraz bekledikten sonra söktüm, baktım ki arkadaş kavrulmuş. Şimdi buradaki sıkıntım, ben şu suyun giriş yerine motorunu şuraya koydum. İçindeki suyun girişine engel olacak ne varsa hepsini söktüm. Bir şunun girişinde bir ufak bir boru var. Onun ağzında bir küçük bir delik var. Bunu şuradan söküp şunu şuraya bir şekilde bağlayacağım. Hani direkt şu motor olmadan direkt sirkülasyon yapması için. Bir de o şekilde deneyeceğim. İnşallah muvaffak olurum. Bilmiyorum devre daim yapar mı yapmaz mı. Onu deneyeceğim. Denedikten sonra eğer randıman alırsam, inşallah ki randıman alırım. Çünkü ilk yaptığımda hani su yavaş gidiyordu. Motoru ellemeden önce bir 3 gün ya da 4 gün çalıştırdım. 4 saat çalıştırdım, 7 saat çalıştırdım, 9 saat çalıştırdım. Güzel de ısıtıyordu. Petek yanıyordu. Hani yavaş gittiği için. Aslında yavaş gitmesi iyi değil. İşte şunun içinde büyük ihtimal bir sıkıntı var. Yani randıman alacağımı düşünüyorum çünkü çok iyi ısıtmıştı. Yavaş gittiği için çok iyi ısıtmıştı bir odayı. Odayı ısıttı yani gerçekten. Peten büyüklüğünü, odanın metrekaresini, onları size eğer randıman alırsam hepsini yayınlayacağım. Sadece bir odayı değil, evde 1, 2, 3, 4 tane petek var. Dördünü de çalıştıracağım çünkü belli bir ısıda verim alabilecek miyim, alamayacak mıyım onu göreceğiz. İnşallah randıman alırız. Ya en azından bir odayı akşamları çalıştırarak, ya çocuğun odası ya da yatak odasına böyle bir sistem yapıp deneyebiliriz. Tüpümüz ne kadar gidecek bilmiyorum. Halen tüpümüz var, saatlerce yandı ama halen de tüpümüz dolu. Ben randıman alacağımızı düşünüyorum. Bunu ısrarla yapacağım. Burayı söküp buraya bağlayacağım. İnşallah randıman alırız. Motorumuz gidişte, yani sıcak suyun gidişinde. Bu çalıştırır mı bilmiyorum. Çalıştırmazsa geri söküp dönüşe atarım. Hangi tarafta randıman alırsam size tekrar bir video çekip atacağım. Yeni videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.